iyi oldu be. Ömrümde müze görmüş oldum. Tamam kayınvalideciğim. Gelmişken seni burada bırakırız. Sen müzelik kadınsın zaten. Patlatacağım kafana tokmağı Sabri. Dua et bu kadar insanın arasındayız. Bakın bakın, müzik aletlerinin tarihçesi. Aa, Müzeyyen Sener'in maketi değil mi bu ya? Ne maketi lan? Çıkarın beni buradan. Alo, kime diyorum? Çıkarın beni buradan. Eyvah, Gültekin Hoca. Zeki, la hani sen böyle rahatsızım diye müze gezisine gelmediydin? Vallahi hastayım hocam. Salağa bak. Okul gezisine gitmemek için hastayım numarası yapıp bizimle müzeye gelmiş. Ben boşuna mı diyorum oğlunuz tam bir gerizekalı diye? Hop hop hop. Sadece ben oğluma gerizekalı diyebilirim. De bakayım. Ulan gerizekalı. Efendim? Ne yapıyorsun? Hiç. Oy babası mal oğlu ondan mal arkadaş. Ulu Çelebreis denizaltısı 1944 yapımıdır. 1978'de Türk donanmasına geçince bu adı almıştır. Habi görmüş olduğunuz bor ya da periskop denir. Periskop aşağı, periskop yukarı. Periskop aşağı, periskop yukarı diyerek kullanılır. Ne yapıyorsun oğlum? Zeki! Deniz altında kaç saniye nefesini tutabiliyor onu deniyor salak. Vaya salak bu çocuk Yıldız. Hamileyken kömür falan mı yedin sen? Oh, 2 dakika. Çocuğum karıştırmayın oraya burayı. Milyonluk aletler bunlar. Hadi bakayım hadi. Hadi çıkıyoruz artık. Doğru servislere. Aa, bu tuş ne işe yarıyor acaba? Ay Sabri kurcalamasana. Ya merak etme Yıldız. Makine mühendisliğini 90 puanla kaçırmıştım ben. Yıldız makine mühendisliği mi yoksa Yıldız virgül makine mühendisliği mi? Bırak ellesin salak. Kaç yıllık denizaltı. Sanki çalışıyor da. Sallanıyorum. Ay bu neydi? Ulan oğluyu burada ne yaparsınız hamsi kafalılar? Bu yaptı. Yaşlı kadın bozdu. Cenabet Sabri elin dursa kıçın oynuyor. Yine ne bok yedin? Kaptan durdurabilecek misin? Ulan ben ömrümde denizaltı kullanmadım ki. Şimdi de tuşlara öyle rastgele basayım. Bak rastgele basma. Tekme yumruk tekme sonra da yığım daha yap. Yok öyle de olmadı böyle de çalışmay. Ben geçeyim ya tek codunla biteyim. Atın beni denizlere. Yalan. Vallahi kendisi istedi. Bağırıp duruyordu. E iyilik yap denize at. Öldürdük. Üzledim onu. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Bırakın beni! Denize işemek suç mu lan? Sıçarım bak buraya! Vay canına! Bayağı bayağı denizin dibindeyiz ya. Kaptan! Al! Mamaya sürttük! Ula koy götüne zaten bir türlü bitmeyi. Ulan öğrenciler nerede? Vallahi veliler koçumdan kan alır. Gültekin Bey, siz de mi buradasınız? Maalesef, dünyanın en gerizekalı ailesiyle sıkıştım bu deniz altında. Aa, nerede o aile? Göster de tanışalım. Gerizekalılar. Ya nereye gidiyoruz? Bir kişi de merak etmiyor mu? Vallahi bu menüde kontrol edemiyorum ki. Otomatik pilot götürüyor herhalde. He vallahi, asıl parayı onlar götürüyor. Otomatik pilot olmak varmış. Ay neyse falamıyorum. Ay bende araknofobiya var. Ay sıkıştım ay. Araknofobiya örümcek korkusu demek baba. O da var bende. Bak örümcek var burada işte. Benim elim olan salak. Ay hepimiz öleceğiz burada. Ay kurtulamayacağız. Ay öleceğiz hepimiz ay. Sabri Bey kendinize gelin. Metanetli olun. İnternet falan alamam ben. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay eriyorum galiba. Ay Sabri sakin ol. Yine bayılıp altına işeyeceksin. Ay bir canmam açın ya. Ay çok havasız burası. Ay gözüm kararıyor. Baba. Sabri iyi misin? Duyuyor musun beni? Aa altına işiyor valla. Mal. Ay,
Ay çok saçma bir kabus gördüm. Fırat Aydınus, Emre Kongar ve Yıldız Tilbe ile bir deniz altında kapana kısılmıştık. Emre Kongar şokelle diye bağırıyordu. Yıldız Tilbe de susan biraz söz yazıyorum burada diyordu. Fırat Aydınus da sürekli olarak penaltı noktasını gösteriyordu. Of ne kadar saçmaymış lan. Penaltıyla hiç alakası yok. Vallahi iyi uyudun ha Sabri Bey. 3 gün oldu neredeyse. Hala kurtarmaya gelmediler mi bizi ya? Kimse nerede olduğumuzu bilmiyor ki. Telsizler çalışmıyor. Otomatik pilotun da ne bok yediği belli değil. Herhalde bizi hafızasındaki en son varış noktasına götürecek. Ya anneanne ya. Sabahtan beri patates doğruyorum. Yetmedi mi? Çok konuşma Zilli. Demin zaten patates kafayı doğramışsın yanlışlıkla. Çok acıyor. Bu kadar erzağı nereden buldunuz be? Müzede çalışırken denizaltıda yatıp kalkaydım. Hepsi benim yani anlayacağım. Ha bir tek bu benim değil bak. Nereden geldiyse bu da Allah Allah. Kim koydu ki bunu buraya? Çaydanlık da varmış be. Bu kullanılır mı acaba? Çaydanlık değil lan. Onun bir adı var. Cook Plus Çaycı. Ben ona yadigar diyorum o ayrı. Yadigar bütün maceralarımda hep yanımda oldu benim. Moby Dick'i yakalarken benimleydi. Kayıp balık Nemo'yu bulduğumda da o vardı yanımda. Paslanmaz çalık ya, denizin altında üstünde bana mısın demezdi. Hiç unutmam, deniz kızlarıyla yadigar sayesinde tanışmıştım. Ah, ne güzel karılardı bir onlar. Derya, ismi Derya'ydı. Derya, Derya. Lan gerizeki, bak balinaları koruyor mu? Ne kadar da büyükler, ayır gibi lan. Gök balinalar dünyanın en büyük hayvanlarıdır. Bakın şimdi de birbirlerine kur yapaylar. Bakın bakın dinleyin. Sesleri telsize kadar geliyor. Tabii tabii 180 desibele kadar çıkıyor bunların sesleri. Hadi kız hadi ya hadi ya. Kimse yok vallahi. Kaç gündür deniz altındayız ya. Basınçlanmadın nedir? Libidom tavan yaptı. Hadi be. Erkek balina bayağı azmış belli baksana. Ay saçmalama ya. Buradan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen ne diyorsun hala? Hadi git şimdi olmaz. Akşama bakarız. Kız da az bu değil ha. Gösterip vermeyen neden? Ulan salak salak konuşmayın. Palinalar böyle mi konuşur hiç? Ne halim varsa görme kadın. Ben gidiyorum. Bak bak kuruyor mu? Herif atarlandı. S**erim kuruyanı dedi çekti gitti. Hop hop be. Sabri Bey balinaların muhabbetini kaçırdın lan. Ay sıçayım balinana da sana da. Ulan ne dedim ben? Herif yedirdi gitti iyi mi? Ölüyorum. Ay çok havasız. Ay bu sefer hakikaten nefes alamıyorum ha. Deniz altını şnorkel yapması lazım. Ama otomatik pilot yüzünden mümkün olmaz. Allah'ım. Ya burada bir şnorkel var ama olmaz mı bununla? Öyle şnorkel değil ola. Deniz altının yüzeye çıkıp hava değişimi yapmasına şnorkel denir. Nefes alamıyorum. Hava içimde kalay. Nefesim çıkmay. Ay askerde bana hava değişimi vermişlerdi. Öyle bir şey mi ki? Oksijen yetersizliğinden kafan hiç çalışmayı Sabri. Normalde de kafan hep böyle mi? Ay ben hiç iyi değilim. Bir şeyler yap Sabri. Bu bizi bir süre idare eder herhalde. Siktir. Götüne periskop gösteriyor be Sabri. Ula Sabri ne yaptın? Son oksijeni de metan gazı haline getirdin. Ulan size de iyilik yaramıyor ha. Ben sustum tamam. Ağzımı açasam bir daha 2 olsun. Bu iyi Sabri Bey ilk kez haklı. Nasıl ya? Biz de mi salacağız? Hayır ula öyle demedik. Levrek suratlı. Herkes susacak konuşmayacak. Böylece oksijen tasarrufu sağlayacak. Anlaşıldı mı? Hay ayırım. 1, 2, 3. Tıp. Evden çıkmadan kombiyi kıstın mıydı? Ha? Yok anne. Karşı komşu tosuna bakıyor ya bizde. Ya sussanıza Dürdane Hanım. Ay, ay. Tamam tamam. Sustum. Ay sıçacağım kombinize, aspiratörünüze. Oh, dizlerim çok ağrıyor 2 gündür. Varislerden mi anlamadım? Öldürecek misin bizi Dürdane Hanım? Karı milleti ne zaman sustu ki? Ne diyorum lan değişik ağzını topla. Yanlışınca hanımefendi ben size demedim mi? Ulan kimi kandırıyorsun kulli? Senin sıfatına başlarım ha. Lan Allah aşkına sakin olur musun? Olamam kızım olamam. Bu götten bacaklıya karşı sakin olamam. Tıslattın mı lan? Zeki yaptı Zeki. Sabri.
geldi. Temiz hava ula bu. Vallahi temiz hava. Ula nereye cıldık biz? Ömrü hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Uşaklar, kalkın ula. Ula kalkın, kurtulduk. Allah, Hasan Keyif değil mi lan burası? Oh, yok be Sabri, daha baraj yapmadılar oraya. Amanım. Yok sen, burası Atlantis mi lan? Oh, Atlantis ne be? Öğretmen eksikliğinden felsefe dersine girmiştim zamanında. Oradaki kitaplarda görmüştüm. Platon'un söylediğine göre sular altında kalan bir uygarlık Atlantis. Aynen bizim Hasan Keyif gibi. Sen Platon'un dedelerine bakıyorsun be. O artık gezegen bile değil. Platon o Sabri Bey. Köpek mi? Ya koyayım köpek. Ya geri dönelim. Burayı hiç sevmedim ben. Otomatik pilotun bizi getirdiği rota burası. Denizaltıyı Marmara açıklarında bulduklarında içinde hiçbir mürettebatı yokmuş. Belki de... Belki de bütün mürettebat buradadır. Kimin heykeli la bu? Bunun taşında Platon yazay. Bakın bir şey var orada, kaçıyor. Yarıyın la, belki bize yardım edecek birileri vardır. Kaptan, buralar tehlikeli olmasın. Öyle hoppadanak gidiyor ama kötümüzü kesmesinler. Ula başka ne yapacağız burada? Denizaltı çalışmayı, kafamız çalışmayı elbet yürüyeceğiz. Koşun koşun, bir şey var burada. Ulan yavaş, evladım dursanıza. Koşun koşun koşun, dürdane arkada kalsın da ölçüler yesin onu.